bu kadar net bunun nedeni belli ortada diyorsunuz. Çok da önemli bu söyledikleriniz. Yani bu iktidar bu problemin çözülebilmesi için demokratik ve layık bir Türkiye için aslında olması gereken şey bu iktidarın gitmesi. Siz de programlarda defalarca dile getirdiniz. Peki Türker Bey, bu sivil itaatsizlik noktasına da gelelim isterseniz. Sonra Putin Çimbünk görüşmesine geliriz. Ukrayna krizi yansımalarına geliriz. Şimdi Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Ben elektrik faturalarını ödemeyeceğim dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Ben hak veriyorum. Ya size şöyle söyleyeyim. İşte hemen yanı başımızdaki coğrafyada bir aydınlanma oldu biliyorsunuz. 500 yıllık bir süreç. İngiltere'deki siyasi devrimler içinde 1689 tarihli haklar bildirisi var. Haklar bildirisinde ne diyor biliyor musunuz? Kral hiçbir yasayı yürürlükten kaldıramaz. Kimseyi keyfi olarak tutuklayamaz. Hukuki sürece saygı duyar, parlamentonun onayı olmadan vergi ve asker toplayamaz diyor. Bakınız 1689, yıl 2021, Türkiye bunun gerisinde biliyor musunuz? Ve Türkiye'de iktidar düşman ceza hukuku uyguluyor. Kime? Muhaliflere. Kime? İşte en son Sedef Kabaş'a. Niçin? Çünkü eleştirildiği için. Ve yargıyı bir sopa olarak, bir enstrüman olarak kullanılıyor. İktidar anayasayı takmıyor. Bugüne kadar anayasayı yok saydı. Yapboz haline getirdi. Ağır anayasa ihlalleri yaptı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Devlet Bahçeli darbe girişiminin sonrasında, çünkü o zaman da Erdoğan biliyorsunuz anayasayı ihlal ediyordu. Aynen şöyle dedi. Madem Erdoğan anayasayı uymuyor, biz anayasayı Erdoğan'a uyduralım dediler. Referandum onun için yapıldı. Onun için rejim değişikliği yapıldı. Şimdi gelelim sivil itaatsizlik. Ya sivil yönetim tarafından uygulanan nedir bu? Yasaların özüne uyarak yasalara riayet etmeme, karşı koyma anlamına geliyor. Ama nasıl geliyor? Sonuçlarına katlanarak. Çünkü iktidarın ve hükümet politikalarının değiştirilmesini hedefleyen bir kamuoyu gücü bu. Şiddete dayanmıyor, vicdani ama evet yasal olmayan politik bir eylem. Var mı bunun altyapısı? Evet var. Hukuka, mantığa, en temel insan haklarına aykırı buyruklara, yasalara boyun eğmemek, karşı çıkmak, bunları kabul etmeyip eylemde bulmak olarak belirtiliyor bu. Şimdi bir ülkede demokratik kurallar, gelenekler yerleşik olsa sivil itaatsizlikten bahsetmeye lüzum olabilir mi? Olamaz. Ya iktidar, ya Türkiye'de soygun var biliyor musunuz? Her geçen gün cebimizdeki para çalınıyor. Faturalar artık ödenebilir değil. Sizle daha önceki programlarda da bahsettim. Bir devletin en önemli görevi sosyal devlet olma ilkesinden kaynaklanır. Altyapıyı yapar, güvenliği sağlar, sağlığı sağlar, eğitimi sağlar. Bunların hiçbirisi yok biliyor musunuz? Türkiye'de eğitim parayla, Türkiye'de sağlık parayla, Türkiye'de altyapı, ya İstanbul'un içinde karşıya gideceğiz, köprüden geç para, tünelden geç para, otobandan gidiyoruz, bir miktar gidiyoruz para, oradan başka otobana geçiyoruz yine para. Ve çoğunda ne kadar ödediğimizi de göremiyoruz. Ya bu soygun biliyor musunuz? Bu kabul edilebilir değil. Türker Bey, çok önemli bir şey bu söylediğiniz. Örneğin Almanya'da, yani gerçekten ilginç, bu yıldan itibaren
ev faturalarına yeşil enerji için kilowatt başına 6,5 sent olan ek ücreti 3,7 sente düşürecek. Yani hükümet ayrıca düşük gelirli haneye halkları için 130 milyon euroluk bir paket önerdi. Şimdi bu geri ödemesi planlanıyor bir kerelik ödemenin yaz aylarında. Şimdi böyle bir durum varken diğer Avrupa ülkelerinde de böyle, İngiltere'de de böyle. Yani buna benzer tedbirler var. Yani tedbirler alıyorlar. Biz de bunun anlamamasının gerekçesi, nasıl bir düzen içinde yaşıyoruz biz Türker Bey? Ya soygun düzeni ya. Bir de şöyle bir şey var. İktidar anayasaya uymuyor, yasalara uymuyor. Ama bizden uymamızı istiyor. Bizden katlanmamızı istiyor. İktidar bizi hakaret ediyor. Biz iktidarı eleştirdiğimizde ne oluyor? Davalar açılıyor. Hüküm giyiyoruz. Ya bu kabul edilebilir değil. Artık insanlar yani bir eşiği geçtiler. Onun için ben Kemal Bey'in bu açıklamasını değerli buluyorum. Şimdi Almanya, ya bir de yalan yalan şeyler söylüyorlar ya. Almanya'da insanlar otobanlarda 5 kuruş para ödemiyorlar biliyor musunuz? Her taraf bedava. Almanya pandemi süresince insanlarına yardım etti. Ama bizim iktidarımız bize IBAN numarası gönderdi. Ya bir devlet ne işe yarar ya? Halkının yardımına koşmuyorsa, halkının ödeme gücünün üstünde faturalar onlara gönderiyorsa, bu devlet olma, halkını koruma ilkesiyle bağdaşır mı? Sosyal devlet ilkesiyle bağlaşır mı? Gerçekten kabul edilebilir değil. Ve size şöyle söyleyeyim, işte bir zam yaptılar kandırmak için. O zammın daha fazlasını bizden geri aldılar biliyor musunuz? Bakın bugünkü fiyatı söylüyorum size. Patlıcan 38 lira. Sivri biber 40 lira. Bakın karşımda benim market. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu kim? Siyasi iktidar. Allah aşkına 4 kişilik bir aile nasıl beslenecek ya? Biliyorsunuz insanların kafalarının çalışması için bile protein tüketmelerine ihtiyaç var. Nasıl protein tüketecekler ki? Bakın en son üniversite sınavında barajı kaldırdılar. Niçin? Çünkü eğitim sistemi perişan vaziyette, insanlar çok kötü, barajı kaldırmak zorunda kaldılar. Yani eğitim sistemimizin çok kötü olduğunu, bilimsel düzeyimizin çok kötü olduğunun tescili bu biliyor musunuz? Altının çizilmesi. Şeriat düzeni denebilir mi buna bir aynı anda? Yani gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Ayasofya'daki gelişmeleri biliyoruz. Ve özellikle bu fetvalar veriliyor bir takım. Yani insanlar Türkiye'de yoksullaşırken, asgari ücret erirken, halk kayıpları artarken, yani gerçekten ilginç bu gelişmeler. İspanya asgari ücreti 1167 oraya yükseltiyor. Bunun adı nedir Türker Bey? Yani şöyle, ekonomik kaynaklarımız fitursuzca yok ediliyor. Cumhuriyet'in yarattığı değerler haraç mezat satılıyor. Lüks ve şatafat var. Bir de tek adam yönetimlerinin, yani monarşilerin neye ihtiyacı vardır? Saraylara, demokrasilerin yoktur ama monarşilerin saraylara ve mabetlere ihtiyacı vardır. İşte devamlı saray ve mabet yapıyoruz. Hatta mabet yapımında o kadar ileriye gittik ki yabancı bir ülkeleri bile yapıyoruz. Kaynaklar sarf ediliyor. Bir de iktidarın çağ dışı siyasal İslamcı ideolojisi nedeniyle Libya'da, Suriye'de, Sudan'da, Somali'de, Eritre'de paralarımız yok ediliyor. Elektrik faturaları. İdlib'i sen besliyorsun. Afrin'i sen besliyorsun. Ha? Bakın daha yeni IŞİD liderine operasyon yaptılar. Bizimkilerin sorumluluk sahasındaydı. Çok ha? Yakın, çok yakın sınırımızın dibi. Amerika operasyon yaparken haber vermedi biliyor musunuz? Niçin biliyor musunuz? Şöyle değerlendiriyor. Verirsem ona haber verecek. Ya bu durumda ülkemiz ya.
yani ne dediniz bunun adına? İşte yani bu kadar kötü bir durumdayız. Sizde 130 bin tane makam aracı var. Almanya'da 8 bin tane var. Ya Allah aşkına ya. İzan ya. He? Yani bunun sorumlusu bir de ekonomi biliminden uzak uygulamalar ekonomi iflas etmiş. Şimdi Maliye Bakanı en son şeye gitti. Biz oralarda görev yaptık. Haber veriyorlar zaten. Hiçbir şey o elde edilemedi biliyor musunuz? Gülmüşler, geçmişler. Hatta diyorlarmış ki siz geçin bundan sonraki hükümetle biz anlaşırız diye. Evet. Bakın yani orada City'de görev yapan arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Bir kuruş para alamadı diyorlar. Nasihat dinledi. Tam bir fiyasko diyorlar. Ve Türkiye'de bu iktidarın geçici olduğunun farkında herkes. Onun için anlaşmadılar diyorlar. Bakın ben Londra'dan, City'den aldığım haber bu. Biliyorsunuz Londra City paranın merkezi. Evet. Ama burada işte yandaş basına yazdır. Süper geçti. Ne süper geçti? Hangi parayı alıyorsun? Ve hangi şartlarda? Tefecilerden 3-5 alabilirsiniz belki. Yani kötü durum. Vallahi.